Aracınızın navigasyon sistemi, GPS, güncel haritalar ve trafik bilgisi kullanarak varış yerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Orta ekranı kullanarak rotanızı planlayabilir, restoran bulabilir ve pek çok benzeri işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ana navigasyon menüsü ekranın alt kısmında bir çubuk olarak gösterilir. Menü çubuğunu gizlemek için bu simgeye dokunun. Diğer simgeler seçilerek şu işlemler gerçekleştirilebilir. Trafik bilgisi, GPS gücü ve araç konumu gibi öğeler görüntülenebilir. Mevcut rota iptal edilebilir. Sokak adresi girerek önemli bir yer seçerek veya haritadan bir konum seçerek yeni bir varış noktası belirleyebilir, rota boyunca önemli yerleri gösterebilir, haritanın yönelimini 2D kuzey ile 2D yukarı ve 3D arasında değiştirebilir veya navigasyon sistemi tarafından kullanılan ayarlar belirlenebilir. Sokak adresi kullanarak varış noktası belirlemek için bir örnek verelim. Navigasyon menüsünde bu simgeye dokunun ve ardından adres bul seçeneğine dokunun. Gerekliyse ülke seçeneğine dokunarak birkaç harf girebilir ve görüntülenen listeden uygun ülkeyi seçerek varsayılan ülkeyi değiştirebilirsiniz. Sonra yerleşim birimi veya posta kodu seçeneklerinden birine dokunun ve şehir adı girin. Aynı işlemi gerektiğinde sokak adı ve apartman numarası için tekrarlayın. Sistem girilen varış noktasını ekranda gösterecektir. Konumu doğrulamak ve rota rehberliğini başlatmak için buna dokunun veya Navigate To'ya ve ardından Go'ya dokunarak önceki ekranlara dönün ve arama kriterlerini güncelleyin. Ev adresiniz gibi sık kullanılan varış noktaları favori olarak kaydedilebilir, düzenlenebilir veya favorilerden silinebilir. Ev adresinizi eklemeye devam edelim. Bunu yapmak için öncelikle navigasyon tuşuna dokunun. Ardından artı işaretli bir bayrak bulunan tuşa basın. Favoriler tuşunu seçin. Ev tuşunu seçin. Şimdi de 3 saniye boyunca kumanda düğmesine basılı tutun. Bir bip sesi duyacaksınız. Bip sesinden sonra evi düzenle tuşu ve evi sil tuşu göreceksiniz. Evi düzenle tuşuna basın. Ardından sokak adına girebilmek için sokak adı tuşuna basın ve sokak adını girin. Kapı numaranızı girin ve liste gibi görünen bu tuşa basın. Sizi bu ekrana getirir. Ev olarak ayarla tuşuna basın. OK tuşuna basana kadar ev adresinizin favorilere eklendiğini belirten bir mesaj ekranda kalır. Tuşa bastıktan sonra ekran yeniden evi düzenle ve evi sil sayfalarına döner. Bu şekilde ev adresinizi kaydedersiniz. Navigasyon sisteminizi ihtiyacınıza uygun hale getirmenize imkan verecek çeşitli ayarlar mevcuttur. Bu aracınızın sadece navigasyon sistemi tarafından kullanılan SD kart yuvasıdır. Harita bilgisini ilk 3 yıl boyunca ücretsiz olarak yılda 2 defa güncelleyebilirsiniz. Ayrıca cep telefonunuzun Wi-Fi paylaşımıyla gerçek zamanlı trafik bilgisi gibi bağlı hizmetlere 60 gün boyunca ücretsiz sahip olursunuz. Haritaları güncellemek veya bağlı hizmetleri uzatmak için aracınızın SD kartını çıkartmalı ve bilgisayarınızın SD kart okuyucusuna takmalısınız. Güncelleme sürecinin detayları hakkında bilgiler için lütfen yerel Mazda web sitesine veya Mazda yetkili servisinize başvurunuz. Güncelleme işleminden sonra SD kartınızı aracınıza geri takınız.